Sayın Başkan, çok değerli milletvekillerim, bizi ekranları başında izleyen sevgili yurttaşlarımız, 2020 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına sözlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Değerli milletvekilleri, ortalama hayat standartının tutturamamış ülkelerin bütçesinde rakamlardan bahsetmek gerçekten hayalcilik olur. Bu yurttaşlarımızı standartların üzerine çıkmış ülkelerin bütçesinin görüşüldüğü nokta gibi değerlendirmemek gerekir. Biz bırakın ortalama hayatı, her geçen gün bir önceki günü arar olduk. Bundan dolayı bütçe konuşmasını sayısal rakamlara boğmak yerine yurdum insanının yaşadıklarıyla sizlere seslenmek istiyorum. Çünkü halkımızın bildiği bir bütçe vardır. O da tenceresinin kaynayıp kaynamadığıdır. Sobasının yanıp yanmadığıdır. 30 yaşına gelmiş çocuğunun iş bulup bulamadığıdır. İşsizliğin can yakıcı boyutlara vardığı, sosyal hayatın ve yaşam güvencesinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, milyonlarca EYT'linin atanmayan öğretmenin okulunu bitirip diplomasını almış, iş bulamamış ama babasının evine haciz gelen üniversite mezunlarının, işçimizin, emekçimizin, kadınlarımızın, emeklilerimizin, esnafımızın, çiftçimizin, askerliğini bitirip yuva kurma hayalinde olan gençlerimizin, her bir köşesinde yurttaşımızın çözüm beklediği ama çözümsüzlüğe itildiği, daha da kötüsü insanlarımızın açlıktan, işsizlikten, yokluktan intihar ettiği bir ülkenin meclisinde acı da olsa halkımıza gerçekleri anlatmakla yükümlüyüz diye düşünüyorum. Bir milletvekili halkta gördüğünü parlamentoda ve kamuoyunda paylaşmakla yükümlü olduğunu düşünüyorum. Hangi rakamlardan bahsedeyim? 8 milyonu aşmış işsizden mi bahsedeyim? 17 yılda 7 Milli Eğitim Bakanı değişmiş, bundan mı bahsedeyim? 700 bin atanmayan öğretmenden mi bahsedeyim? Kepenk indiren binlerce esnaftan mı bahsedeyim? Her gün en az bir kadının hunharca katledilmesinden mi bahsedeyim? Yoksa Ensar Vakfı yurtlarında 12 körpe çocuğumuza taciz edildiğinden mi bahsedeyim? Ülkemizin içerisinden geçtiği tek adam rejiminin gerçek yüzü günden güne kendini göstermektedir. Ülkemiz uçuruma itilmektedir. Çok eski değil, daha 2017 referandumunda verin yetkiyi, ülkenin ve halkın tüm sorunlarını çözeyim diyen bir siyasal irade vardı. Bu iradenin başında da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ama bugün geldiğimiz nokta bir yönetememe noktasıdır. Bir beceriksizlik noktasıdır, bir çözümsüzlük noktasıdır. Gözlerimiz görüyor, kulaklarımız duyuyor. Ülkemiz her geçen gün çözümsüz bir hale getiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti saray devleti haline dönüştürüldü. Kanunlar kanun hükmünde kararnameler değil, neredeyse fermanlar yayınlanıyor. Kendi partisinin milletvekillerinin dahi ulaşamadığı bir cumhurbaşkanlığı makamını yaşıyoruz. 2002 yılında Köçören'de mütevazi bir apartman dairesinde oturan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gece kondularda bağdaş kurup halkla birlikte kuru fasulye yiyip kuru soğanı kıran bir Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ama bugün karşımızda 1150 odalı sarayda yaşayan bir kibir abidesine dönüştü ne yazık ki. Şimdi bakıyoruz, yazlık saray var, kışlık saray var, uçan saray var. Bunların hiçbiri yetmedi. Şimdi bir de yüzen sarayla karşı karşıyayız. Milletimiz kan ağlıyor. Kardeş kardeşe düşman edildi. İş ve aç derdinin pençesinde inim inim inliyor. Ama beyler zevki sefa içerisinde. Ülkemizin 1150 odalı saraydan yönetilmeyeceğini,
yönetilemeyeceğini, yaşadığınız köy hayatı, yoksul mahallelerin hayatı size gerçek yüzünü her zaman anlatıyor. Lütfen dönün biraz bu gerçeğe bakın. İtibardan tasarruf olmaz diyorsunuz. İtibardan tasarruf olmazsa yıllardır ülkemizin bütün değerlerinin üzerini örtmeye çalıştınız. Milliyetçilik değerlerimizle oynadınız. İnanç değerlerimizle oynadınız. Ama bu ülkede siz hiçbir fedakarlık yapmadınız. Sürekli olarak yurttaşlarımızı fedakarlığa davet ettiniz. Telekom'u sattınız. Sümerbank'ı sattınız. Şeker fabrikasını sattınız. Bunların tümünü sattınız. Şimdi de Cumhuriyet'in kazanımlarını yok etmeye çalışıyorsunuz. Ama unutmayın ki Cumhuriyet'i kuranlar Cumhuriyet'in kazanımlarına kendi canları gibi, kendi bedenleri gibi sahip çıkmaya devam edecekler. Peygamber ocağımız olan askerliğe mühimmat üreten tank palet fabrikasını Katarlılara peşkeş çektiniz. Meğer sadece bu değilmiş. Şimdi İstanbul'u da parsel parsel Katarlılara peşkeş çekiyorsunuz. Buna asla izin vermeyeceğiz. Hayaller kurdunuz. Hayaller kurdurdunuz ama bu halkın hayallerini yok ettiniz. Okuduğunu anlamayan, anladığını anlatamayan bir nesil yetiştiriliyor. Sizin ipliğiniz pazara çıktı. Artık yeni nesil sizin bu söylediklerinize inanmıyor. İnanın, evinizdeki çocuklarınız ve torunlarınız da sizin söylediklerinize inanmıyor. Çünkü gelişen çağda ve dünyada eğitimin bu halde olmasını onlar da kabul etmiyor. Çin eğer PISA'da birinci sırada, biz de 33. sıradaysak oturup biraz düşüneceğiz. Bu çocuklar neden bu haldedirler? Ama unutmayın, bu cumhuriyeti kuranlar, demokrasi yolunda yürüyenler bu anlayışı bir gün ters yüz edecekler. Değerli milletvekilleri, okuduğunu anlamayan, öğrendiğini anlatamayan demişken bir öğretmen olarak söylemek isterim. İktidara geldiğinizde Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarına bütçeden ayırdığınız pay %17.18'di. Bugün bütçede Milli Eğitim'e ayırdığınız pay 4.65. Öğretmen arttı, öğrenci arttı, öğrenci velisi arttı. Peki niye bu yatırımlara bütçeden pay artırılmıyor? Bunun müsebbibi kim? Neden çocuklarımız yok sayılıyor? Neden öğrencilerimiz yok sayılıyor? Neden öğretmenlerimiz yok sayılıyor? Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında seçim meydanlarında şöyle bir söz söylüyordu. Altına imzamı atarım. 68 bin atanmayan öğretmen var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 68 bin öğretmeni atamamaktan aciz değildir diyordu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 10 kart arttı, 700 bin ilişkiden vazgeçin. Vazgeçin. Deniz fenerinden vazgeçin. Alman mahkemeleri bile mahkum etmiş. Siz onlarla protokol yapıp çocukların önüne onların kumbarasını koyuyorsunuz. Hepimiz ilkokulda Türk Hava Yolları'nın zarflarının içine para koyduk. Bu kumbaraya atılan paranın nereden alınacak? Sessiz olan değerli Türk arkadaşlar. Türk Hava Kurumu. Teşekkürler düzelttiğiniz için. Şimdi bu yanlışlar üzerine, bu hatalar üzerine eğitim inşa edilemez. Şimdi hep şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki tek bir resmi dil var, tek bir bayrak var, tek bir İstiklal Marşı var.
Bu kadim topraklarda içerisinde yaşayan, yeşeren onlarca dil var. Kimliği, inancı yok mu sayacağız? Biz bu cumhuriyeti tamamlayın Sayın Kaya. Lazlarla, Ezidilerle, Çerkezlerle birlikte kurduk ve birlikte yaşatacağız. İstiklal marşımız birdir, bayrağımız birdir, devletimiz birdir. Bunu onurla ve şerefle biz birlikte yaşatacağız. Bu bütçenin adını çokları konuşuyor ya, bütçeye at bulmaya çalışıyorlar ya, dün bir bakan da buradan bütçeye bir at verdi ya, ben de düşündüm bu bütçenin adı ne olabilir acaba diye. Acaba dedim, yumurta satan, atanmayan öğretmen mi bütçenin adını verelim, yoksa intihar eden, sadece kendisi değil, çocuklarıyla, eşiyle birlikte siyanürle intihar eden yurttaşlarımızın adını mı vereyim dedim. Artık yurttaşlarımız, kendim intihar edersem çocuklarım ve eşim bunların elinde daha beter perişan olur diye siyanürle intihar ediyor. Olsa olsa bu bütçenin adı siyanür bütçesi olur. Tamamlayın, selamlayalım. Da siyanür bütçesi diyeceksiniz. Sözlerimi bitiriyorum. Sayın Başkan, siz de bir öğretmen eşisiniz. Eğitimin sorunları gerçekten büyük. Şu anda doğa okullarının önünde eylem yapan veliler var. Dedik ki okulları özelleştirmeyin. Eğitimi özelleştirmeyin. Buradan Hazine ve Maliye Bakanı'na sesleniyorum. Buradan parayı alıp İnşaata yatırana niye sesinizi çıkarmadınız? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, niye sessiz kaldınız? Bu öğretmenlerin hali nice olacak? Gelin hep birlikte bu ülkede güzelliklerle birlikte yaşayalım. Tıpkı Nazım'ın dediği gibi güzel bir ülkeye kardeş ve dostça yaşama umudumuz var. Biraz sonra grubumuzdan diğer arkadaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin diğer bölümlerine ilişkin konuşmalarını yapacaklar. Biz sadece söz söylemiyoruz. Sözümüzü yazıya da döktük. Söyleyemediğimiz, yetmeyen sözümüzü burada sayın iktidara, Milli Eğitim Bakanı'na dosya halinde de vereceğiz. Selamlayın. Yazdıklarımızı bir iyi niyet göstergesi olarak görürler. Biz özelleştirmeye hayır derken milli eğitimin hiçbir kuruma, inşaatçıya, boyacıya, sıvacıya ya da demirciye teslim ederseniz bu işin içinden çıkamayız. Cumhuriyet eğitimle kuruldu. Cumhuriyet eğitimle yaşayacak. Cumhuriyet devrimleri laik, demokratik, bilimsel ve kamusal bir eğitim anlayışıyla yüzlerce yıl hep birlikte yaşayacak. Bunu yaşatmaya sözümüz olsun. Sözümüz olsun öğretmenlere, sözümüz olsun öğrencilere, sözümüz olsun öğrenci velilerine ki bu ülkede laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitim bir gün mutlaka iktidar olacak. 31 Mart'ı yaratanlara yeniden selam olsun. Halkın iktidarını kuracak olanlara da selam olsun diyorum.